Öncelikle herkese günaydın. Power Türk ekibiyle beraber gün içinde neler yapacağım, Bitti Ruhumun Gezmeleri isimli albümle ilgili sizlerle tabii ki birçok şeyi paylaşacağım. Dün çekim vardı ve çok inanılmaz yoğun bir gündü. Özellikle fotoğraf çekimim, klip çekimi yapıldı. Lash Hotel'deyiz şu an. Dün de çok geç olduğu için eve gitmek istemedim ben. Burada kaldım. Şimdi bakalım güne hızlı bir şekilde sizle beraber başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Günaydın. Güne sağlıklı başlamak tabii iyi bir kahvaltıdan geçiyor. Çok fazla da abartmadan. İstanbul'u çok seviyorum. İnanılmaz, gördüğünüz gibi bir trafik var. Ama her haliyle acayip seviyorum. Bakalım bugün benim için nasıl başlayacak? Hep beraber geleceğiz. Günaydın. Selam. Angel'dayız şu an. Burası arkadaşımla beraber ortak kullandığım bir ofis. Burada neler yapıyorum? Gün içindeki iletişimlerim, özellikle bilgisayardan, medya takipten nerelerde var olmuşum onlara bir bakıyorum. Sonrasında şurada gördüğünüz gibi bilumum, hayatımda istemediğim banka ekstreleri ve sonrasında gelen mektuplarla ilgili biraz haşır neşir oluyorum, ne gelmiş ne bitmiş diye. Birkaç telefon trafiğinden sonra da galiba spora gideceğim. Bugün spor yapmam lazım çünkü yaz geldi, tatile gideceğim. Birazcık fit olmak istiyorum. Deli gönül uslandı, bütün her şeyi yarına bıraktı. Güne nasıl başlarsak öyle gidermiş. Daha günün başlangıç noktasındayız. Benim spor yaptığım çok özel yerlerden bir tanesi. Sporumu yaptım festivalde kısacık. Şu an İstiklal Caddesi'nde Megavizyon'dayız. Şarkımı duydum ya, acayip hoşuma gitti. Tabii diyorsunuz, bana özellikle sorular geliyor. Sen nasıl hissediyorsun? Şarkımı dışarıda duyunca daha çok heyecanlanıyorum. Az gittim, uz gittim, eğri gittim, düz gittim. Yar sen, sen diye... Müzik sektörüne ilk adım olan bu yorumcu kimliğiyle beraber ileride çok daha başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Müze olan bağlılığı, çalışkanlığıyla çok daha iyi işler başaracağız hep beraber. Kendisiyle ilgili çalışmalarımız keyifle devam ediyor. İnşallah yeni albüm Ne Zaman Serhan. Best of'a kadar inşallah beraber olacağız. Rek Bay Saç'ın tüm ekibi başta olmak üzere. İncir Azaki, genel müdürüm, plak şirketim. Ne güzel söylemişsin, çok güzel dilekler bunlar. Ben çoktan şarkılar topladım bile albüme. Dediğin gibi inşallah best of'a kadar yan yana oluruz. Sizlerle çalışmak inanılmaz güzel bir keyif. Uçurum, gözlerinde açık saçık. Bugün inanılmaz keyifli yerlere gittik, nerelere gittik. Sabahtan beri görüyorsunuz artık, tek tek söylememe gerek yok ama en son sizlerle beraber balık ekmek bile yedik Eminönü'nde. İstiklal'e çıktık, Nişantaşı'nda spora gittik. Şimdi benim çok özel ve kadim dostlarımdan bir tanesi, hem Pınar Aylin hem de Serhat'la oturup şöyle bir akşamüstü keyfi yapacağım. Pınar da hiç yemeği sevmez. İşte öyle hani hiç, biz bize bir şeyler yapalım diye bir duruyor kendisi aslında. Ben var ya ben. Brezilya mutfağında özellikle böyle servis ediliyor etler. Serhan'ı ben 8 sene önce tanıdım, 2000 senesinde. Benim o zaman 4. albümüm çıkıyordu Sony Müzik'ten, Çöl Fırtınası. Ve karşımda gözlerinde böyle o pırıltı, o zeka pırıltısı, çok şeker bir şey geldi Sony'de karşıma ve kendini tanıttı. Ben basın danışmanınızım şeklinde. O tanışma şu anda 8 sene geçtikten sonra artık dostluktan da öte kardeşim gibi gördüğüm, çok çok çok
hayatımda olduğu için çok keyif aldım. Özel bir dostluğa dönüştü. O zaman afiyet olsun. Afiyet şarkı olsun. Söylemek lazım. Ya öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de yıllardır Serhan'ı arıyordum. Geçenlerde bu müzik markette albümünü gördüm, aldım, dinledim. Henüz bir hafta oluyor albüm çıkalı. Nefis, şarkılarına bayıldım çünkü biz yıllardır görüşmüyoruz onunla. Merak ediyorum yani nerelerde, ne yaptı, neden hiç aramadı beni, neden görüşemedik. Çok iyi oldu şu anda. Gerçekten Serhan beni arar mısın, neden aramıyorsun çok merak ediyorum. Bu arada şarkıların nefis olmuş ama şu konuda katılmıyorum. Ruhun gezmeleri bitmez, asla bitmez. Ne demek bitti ruhumun gezmeleri falan. Tabii eğlenceli bir şarkı ama yine de merak ediyorum. Ara beni, gerisini düşünürüz. Onur bak bak benim için neler söylemişsin. Sen yoksun New York'tan uzak doğuya, uzak doğudan bambaşka bir yere, Avrupa'nın bütün şehirleri New York'a, daha sonra Amerika'ya. Sen İstanbul'da duruyor musun ki görüşebilelim arkadaşım? Espri yapmışsın, çok da güldüm. Hakikaten Onur da çok önemli, Türkiye'nin çok önemli köşe yazarlarından bir tanesi. Ve projenin en başından beri hisleriyle beraber çok destek oldu ve acayip enerjisini verdi. O yüzden çok teşekkür ediyorum Onur. Aradım seni, ara beni. Bugün inanılmaz güzeldi her şey. Power Türk'te sizlerle beraber, akşamüstü keyfi yaşadık Coyente'de beraber, Sorti'de. Şimdi Oda Tiyatrosu'nda konuk oyuncuyum. Bakalım neler olacak. Bu şehri yaşa yaşa bitmez. Doyamayız. O yüzden yavaş yavaş gün çökmeye başladı. Şimdi Oda Tiyatrosu'na doğru yol alıyoruz. Ateşi söndür. Bu akşam bir oyuna davetliydim konuk oyuncu olarak. Meyhanede birçok her yerde izlemişsinizdir. Birazdan provaları izleyeceksiniz. Muhteşem bir oyun bence. Böyle bir kadroyla, böyle bir oyunun içerisinde ufacık da bir rolümün olması beni inanılmaz mutlu edecek. Nedir bu ya? Yüzünleri neyin meyhane? Eleceğini eminim bakalım. Meyhane bu, dünya için. O zamanlar karıya laf atmak. Namusa din uzatmak, dinin değil. Bana mı dedi? Lan meyhanede senden başka bu şey var mı be? Gir açılır, sonra beni oraya koyarlar. Terbiyesiz ahlaksız. Bu kadar İstanbul'u yaşayıp, bu kadar insanların aynı duyguyla burada oluşu. O zaman bu gece hepimiz kadeh kaldıralım bence. Power Türk TV 24 saat bir Star'da. Bugün sizlerle beraber çok keyifli vakit geçirdim. Özellikle başlangıç noktasıyla bitiş noktası benim için çok özel ve önemliydi. Bitiş noktamın bir tiyatro sahnesinde olması benim için çok özeldi. Bugün çok keyifli vakit geçirdim sizlerle. Herkese çok teşekkürler, tüm ekibe. Görüşürüz.